Evet. Çok güzel. Peki 4 dakikamız kaldı. Bir soru daha sormak istiyorum. Hatta biraz önce bahsettiğim o hani elinde kılıç olacak, işte şey haçı kıracak, sonra domuzu öldürecek. Bunu biraz daha açabilir miyiz bu Bence şey hadisi? yapalım, madem 3-4 dakika kaldı. Hep bahsettik ki Kur'an-ı Kerim'de Mehdi isimlerinden bahsediliyor. Ben bazı ayetler, o surelerden bahsettim ama bir iki tane bahsedelim. Çünkü ilerideki programda ne konu işleriz bilemiyorum. Aslında Mesela. Mehdi Aleyhisselam doğrununla ilgili mesela delilleri Evet, işte onu nereden biliriz? Onu diğer programda inşallah ele İnşallah. alacağız. Ve Kur'an-ı Kerim'deki o söylemiş olduğunuz ayetleri mutlaka. Çünkü İnşallah. tek Cuma Ama bu suresi değil da, çünkü bu dediniz. program bu şekilde zannederim daha iyi tamamlanmış olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresinde, Saf suresinde diyor ki huvallazi arsala rasulahu bil huda ve dinil hak li yuzhirahu ala dini kulli velau karihal müşrikun. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer. Allah bu peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hidayet ile ve hak diniyle gönderdi. Niye? Bu dini diğer dinlere galip kılsın diye. Şimdi Evet, bu çok ayeti net. ister Sünni ister Şiiler bunun açıklamasını yaparken diyorlar ki zikr Resulullah'ındır. Bas Mehdi denedilmektedir. Çünkü bu Mehdi devriyle ilgilidir. Mesela İbn-i Cerir var, tefsir İbn-i Cerir, meşhur tefsir diyor ki Haza inda hurucil Mahdi, bu Mahdi'nin çıkacağı zaman bu vuku bulacak bu olay. Ve Şiilerin bir tefsiri var, Gayatul Maksud. Orada diyor ki murad az Resul der inca İmam Mahdi maudast. Ki burada Resul kelimesinden, peygamber kelimesinden kast edilen İmam Mehdi'dir. Yani diyor ki İmam Mehdi Resul olacak. Evet, çok güzel. Tamam. Ben üç en azından söylemiş oldum ki bizim arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz bunu bu programı dinleyecek olursa en azından bu üç ayetten haberleri olsun. Evet, Allah razı olsun.